Günaydın. Tüm Türkiye'ye günaydın efendim. Hayırlı sabahlar diliyorum, mutlu sabahlar diliyorum. Bollukla, bereketle, rızkınızın genişliğiyle geçireceğiniz, sofralarınızın dolup dolup taşacağı, sevdiklerinizle birlikte olacağınız sağlıklı bir gün diliyorum hepinize efendim. Özellikle de yine hatırlatmak isterim. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Büyüklerimi ellerinden, küçüklerimi gözlerinden öpüyorum efendim. Her sabah olduğu gibi hastanelerde ve hasta yataklarında bizleri izleyen tüm hastalarımıza acil şifalar olsun. Gelmiş, geçmiş, gitmiş, bitmiş olsun. Dert, keder sizlere bir daha uğramasın inşallah. Tüm güvenlik güçlerimize, polislerimize hayırlı görevler diliyorum. Allah'a emanet olsunlar efendim. Tüm kader mahkumlarını, abilerimi, ablalarımı ve kardeşlerimi gözlerinden öpüyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Tez vakitte sevdiklerinizle kucaklaşmayı ve kavuşmayı sizlere nasip etsin inşallah. Yiğidimiz, aslanımız, kınalı kuzularımız, kardeşimiz, babamız, abimiz, canımız, ciğerimiz. Sizleri çok seviyoruz. Rabbim şanlı ordumuzu muzaffer eylesin. Tüm Mehmetçiğimizi kötü emellilerden, kötü niyetli insanlardan uzak ve muhafaza eylesin inşallah. Tez vakitte hayırlı tezkereler alıp aileleriyle, sevdikleri ve evlatlarıyla kavuşmalarını, kucaklaşmalarını tüm Mehmetçiğimize diliyorum canı gönülden. Bütün şehit ailelerine efendim gönüllerinden, yüreklerinden ve o mukaddes ellerinden saygı ve sevgiyle öpüyorum. Rabbim gönlünüze ferahlık ve sabır versin. İnşallah Allah'ım sizleri başımızdan eksik etmesin. Ne aslanlar dünyaya getirdiniz, ne yiğitler dünyaya getirdiniz ki onlar sayesinde bu programları yapıyoruz. Yataklarımızda rahat yatıyoruz efendim. Biz sizlerden razıyız. Allah sizlerden razı olsun. Sizler de bizlerden razı olun inşallah. Bütün efendim madence büyüklerimize, kardeşlerimize de bir selam çaktıktan sonra karınca kararınca elbette ki Mehmetçik Vakfı'na bağışlarda bulunacağız. Ve askerlerimizi, yiğitlerimizi asla dualarımızı onların yanından ayırmayacağız diyorum. Bugün yine şahane bir program sizleri bekliyor efendim. Dop dolu bir içeriğimiz var. Hayata dair ne varsa diyoruz ya işte gerçekten öyle. Hayata dair ne varsa, hayatın içinde ne varsa tam bu programda ailenizin kanalı Flash TV ekranlarında ama önce sabah sporumuzla başlayalım istiyorum efendim. Mükemmel bir hanımefendiyi davet edeceğim huzurlarınıza. Artık onu tanıyorsunuz ve seviyorsunuz. Gerçekten çok cici, enerjisi çok güzel. Kendisi su gibi bir hanımefendi gelecek huzurlarınıza. Kızlar bu arada biraz zaman kazandırmaya çalışıyorum sizlere ki çarşaflarınızı, polarlarınızı, metlerinizi hazırlayın diye. Bayan çoraplarınızı, naylon çoraplarınızı hazırlayın eğer lastikleriniz yoksa. Sabah sporumuzu yapalım istiyorum efendim. Tüm güzelliğiyle, tüm görkemiyle, zarafetiyle Daniella Grajdeneu geliyor. Daniela, ben her seferinde sana bunu soracağım. Doğru söylüyor muyum soyadını? Çok da önemli değil ya. Ya olur mu sizin önemli? Sevgi, Hayır. Olur sevginiz. mu? Önemsiz olur mu? Sen söyle doğrusunu. Daniela. Daniela Oh be. Ya kız su gibi ya maşallah. Çok güzelsin bu arada Teşekkür ederim. Daniela'cığım. Çok sağ ol. Hoş geldin. Hoş Ayaklarına bulduk. sağlık. Biliyorsun Ramazan ayındayız. Çok böyle izleyicilerimizi oruç tutan ve niyetli olan hanımefendi ve beyefendiler var bizleri izleyen ekranları başında. Onları böyle çok fazla yormadan sana bırakıyorum, sana teslim ediyorum izleyicilerimi. Sabah Teşekkür ederim. sporuyla baş başa bırakıp kenara çekiliyorum şöyle. Çok mersi. Merhabalar tekrardan sevgili bayanlar baylar. Neden sevgili bayanlar baylar? Çünkü bu algının artık aslında yok olması için elimden geleni yapmak istiyorum. Pilates gerçekten sadece bayanların yapmış olduğu bir spor dalı değildir. Öncelikle konuya buradan başlamak istiyorum. Tamamıyla Joseph Pilates'in ortaya çıkardığı bir akım ve vücudumuzu rehabilite etmek, kaslarımızı çok daha esnek ve düzgün bir postür için yaptığımız düzenli olarak egzersizlerin bütünüdür. O yüzden sadece bayanları değil, bayları da ekran önüne davet ediyorum. Ve hemen bugün çağımızın en çok revaçta ve aslında %80 kişinin bu problemi çektiği kifoz yani halk dilinde kamburluk için çok önemli bir egzersiz göstereceğim ve sırt egzersizleriyle de devam edeceğim. Ama önce vücudumuzun Perşembe günü olması itibariyle
hamlamış ve de esnekliğe ihtiyacı olduğunu düşünerekten kısa bir stretching ile başlamak istiyorum. Ve batımızı serdik. Vücudumuz için stretching'in gerçekten ne kadar önemli olduğunu her seferinde bir kez daha anlatmak istiyorum. Ve şimdi kısa bir yoga egzersizinde de kullandığımız egzersiz bütünüyle devam etmek istiyorum. Ve şimdi burada yavaşça dizlerimizi yerleştirdikten sonra avuç içlerimizi öne doğru kaydırarak göğüs kafesi çene ve yavaşça kalçamızdan ittirerek yukarıya doğru kobra. Ve kaldık burada. Bel kaslarımızın esnediğini, rahatladığını hissediyoruz. Ve bu egzersiz omurgamız için gerçekten çok 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 önemli. O yüzden egzersizin başına tekrardan dönmek istiyorum ve göğüs kafesi çene, omurgamı yuvarladım ve kobra. Kaldım burada ve şimdi nefes vererek dirseklerimi geriye doğru aldım. Ve burada kollarım, sırt kaslarım çalışmaya devam ediyor ve rahatlıyor. Nefes alıp vermeyi unutmuyoruz. Ve şimdi kaldım burada. Parmak uçlarımı taktım ve yavaşça yukarıya doğru ayak tabanlarımı içeriye doğru alarak hamstringlerimi gerdim. Ve burada kalçayı yukarıya doğru ittirebildiğim kadar ittiriyorum. Ve hamstringlerimi, arka bacaklarımı esnediğini hissederek bu pozisyonda kalıyorum. Ve şimdi yavaşça tekrardan dizlerimi yerleştirdim ve son kez kobra. Yavaşça kalçamı geriye doğru verdim. Child. Ve burada kaldım. Olabildiğince esnedim. Sanki beni ellerimden biri çekiyormuşçasına. Burada kaldım. Ve şimdi artık hazırım. Egzersizlerimize devam etmek için. Yavaşça matımızın üzerine doğru uzandık. Ve şimdi Süpermen ile devam edeceğiz. Kollarımı uzatarak duruşuma dikkat ederek, şimdi nefes vererek yükseldim. Ve burada sırt kaslarımı hissediyorum. Kalçamı, aynı şekilde omuzlarımı ve nefes vererek
yavaşça rahatladım. Burada önce birazcık kollarımı uzatıyorum ve esnedim. Tekrardan yavaşça yükselerek. Child. Ve şimdi yavaşça avuç içlerimi geriye doğru koydum. Ve burada kaldım, rahatladım. Bu pozisyonu çok seviyorum. Gerçekten belimin rahatladığını, sırt kaslarımı gevşediğini hissediyorum. Ve şimdi tere bandıyla devam edeceğiz. Ve şimdi yapacağımız egzersiz gerçekten özellikle kifoz, yani halk dilinde kamburluk problemi çekenler için çok 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 önemli bir egzersiz. Bu problemi gerçekten artık hem iş yerlerinde yanlış duruştan dolayı, hem bazen doğumdan ötürü genetik bir problem de olabiliyor. Ama çoğunlukla yanlış duruş ve hayatımızdaki gidişattan dolayı oluşan sırt kaslarının da zayıflamasıyla şuradaki kamburluk görünümü artık bizi rahatsız etmeye de başlar çünkü zamanla. O yüzden şimdi ihtiyacımız olan sadece bir tere bant ve duruşumuzu düzelterek burada bel boşluğunu kapattım ve bandımı geriye doğru yerleştirdim. Bu egzersizde en önemli şey gerçekten doğru duruş. Burada dirseklerim omuz hizasında. Her zaman eklemler eklemlere bakacak şekilde olmalı bütün egzersizlerde. Ama bu egzersizde daha da çok önemli. Çünkü burada skapulayı sıkıştıracağımız için oradaki kasların doğru aktife olması için duruşun çok büyük bir önemi var. Ve şimdi nefes verirken olabildiğince burada açtım. Ve dirseklerimin hizasını bozmadan tekrardan statik bir şekilde kapattım. Ve burada nefes ver, nefes al. Ve boynum kesinlikle öne gelmiyor. Eğer öne doğru geliyorsa bu bandımı geriye doğru getirmem gerekiyor anlamına geliyor ve evet, statik bir şekilde açtım ve kapattım. Açtım nefes vererek ve kapattım. Burada sırt kaslarını hissedebiliyorum. Bu egzersizi en az 30 saniye devam ettirmek üzere her gün tekraren yaptığınızda gerçekten oradaki kasların kuvvetlendiğini hissedebiliyor olacaksınız ve al nefes. Al nefes. Bunu iş yerlerinizde de yapabiliyorsunuz. Her yerde yapabiliyorsunuz. Ve son. O. Kaldım burada, sıkıştırıyorum. Yavaşça kapandım. 9. Kaldım burada, sıkıştırıyorum. Al nefes ve üç, iki, bir ve yavaşça bandımı öne doğru getirerek hareketimi sonlandırıyorum. Bu egzersizi herkesin denemesini istiyorum. Zamanla devam ettikçe düzenli bir şekilde etkilerini göreceğinizden hiç şüphe etmeyin. Ve şimdi tekrardan masa pozisyonunda yine bir sırt ve omurga için bir egzersizle devam etmek istiyorum. Bu aynı zamanda skolyoz postür bozukluğu yaşayanlar için de
gerçekten çok doğru bir egzersiz olacak. Şimdi burada sıkıştırdım ve nefes verirken omuz hizasında kolum, kalça hizasında bacağım ve tekrardan al nefes, ver. Al nefes, ver. Bütün omurgamın çalıştığını hissedebiliyorum ve al nefes, ver. Bu pozisyondaki önemli noktalardan biri diğer kolumun bileğimle omuzumla aynı hizada olması ve dizin içeriye doğru yerleşmiyor olması ve al nefes, al nefes ve 5, 4, 3 son 2 son 1 ve şimdi burada kaldım. Yukarıya doğru kalçayı sıkıştıracağım ve 5, 4, 3, 2, 1 ve kaldım burada birkaç saniye dinlendim. Dinlenirken nefes aldım, nefes verdim ve nefes aldım, nefes verdim ve son kez nefes aldım. Burada kürek kemiklerim açıldı. Nefes verirken karın içeride. Ve şimdi değiştirdim kol bacak ve İki, son, bir ve kaldım burada kalçayı sıkıştırdım yukarıya doğru ve 5, 4, 3, 2, 1 ve yavaşça hareketimi sonlandırırken cat call yapacağım ve yine aynı şekilde bu egzersiz de omurga sağlığımız için çok önemli. Skolyoz gibi ya da bel rahatsızlığı olan hastaların da bu egzersizi her gün yapmalarını kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi burada nefes verirken kamburumu çıkartıyorum. Ve kalçayı yukarıya doğru ittirerek hamstringlerimi olabildiğince gerdim burada. Evet, ve yavaşça avuç içlerini içeriye doğru alarak hamstringlerimi geriyorum. Ve olabildiğince burada kaldım. Kalçayı yukarıya doğru ittirdim. Avuç içlerini olabildiğince bastırdım ve şimdi nefes vererek omurgamı yuvarlayarak ve kal burada esne.
Oh maşallah da Nelle nasıl bir esnemektir o ya. Ver lastik nefes. Kız ya. Evet işte bu kadar. Ayaklarına, nefesine sağlık, yüreğine teşekkür sağlık. Ederim, harikaydı. Danielle'cim, konuklarımı da davet edeceğim. Kalmak ister misin bizimle? Dersin var mı? Evet, kesinlikle. Yani çok kalmak isterdim ama derse yetişeceksin. Gerekiyor. Peki, önümüzdeki günlerde o zaman programa da tekrar bekliyorum seni. Geleceksin. Bir günde kal. Bizlerle sohbetimize sen de eşlik et istiyorum. Çok teşekkür ederim Danielle sana. Ben sosyal medya hesabımızda birlikte de yaparız. Vallahi ne zaman diyorsan günlerde. Yapalım. Seve seve. Evet ihtiyacımız seve var. Seve. Evet evet ya şu bak Danielle şu proporsiyonumu düzeltmeye çok ihtiyacım var ve incelmeye çok ihtiyacım var ve inanıyorum ki bunu pilatesle başarabilirim. Kesinlikle. Aynı zamanda da esnekliğe o çok önemli var. Değil mi? Evet kesinlikle. Yani burada dansta falan bile o çok önemli değil mi sahnede özellikle? Kesinlikle yani dansın olduğu kadar yani günlük hayatımızda da esnek bir vücut bize her zaman artı puan kazandırır. Süpersin. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden de Danielle'nin sosyal medya hesabını paylaşıyoruz efendim. Sizler de takip etmek isterseniz kendisini yolcu ediyorum. Çok teşekkür ederim. Dersi olduğu için çok teşekkür ederim size sana. İyi yanlar ayaklarına dilerim. Sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok güzelsin yine her zamanki gibi. Hoşça kal. Efendim sohbetimiz başlasın artık. Konuklarımı da almaya başlamak istiyorum bir an evvel. Şahane konularım. Şahane de konuklarım var bugün yine. Birbirinden kıymetli isimler sizlerle birlikte olacak. Çok eğleneceğiz. Yine kağıt kalemlerinizi efendim yanınıza almayı mutlaka ihmal etmeyin. Notlar almanız gereken bir yayın olabilir. 0212 660 76 23 numaralı telefondan da an be an lütfen bizlere ulaşın. Sorularınızı paylaşın istiyorum efendim. Şimdi benim çok saygı duyduğum, özellikle mesleğine ve titrine çok saygı duyduğum bir ismi davet edeceğim. Çünkü onlar hakikaten bizim hayatımızda çok önemliler. Neden önemliler? Bir önceki programda bunu biraz konuşmuştuk ve bahsetmiştik ama bugün biraz daha yine bahsedeceğim neden önemli olduklarından. Özellikle çocuklarımızı çok küçük yaştan itibaren onlara götürmemiz gerekiyor ki daha iyi bir gelişim sergileyebilsinler. Çok daha iyi bir yol izleyebilsinler ve o yolda ne yapmak istediklerine, nasıl başarılı olacaklarına kendileri karar versinler diye. Efendim, yaşam koçu ve mentor bir ismi davet ediyorum. Daha önce de gelmişti. Özkan Okudan beyefendi geliyor. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bizler de çok iyiyiz. Valla sizi gördük daha çok iyi sağ olun. Olduk. Yine tekrar misafir ettiğiniz için beni çok çok teşekkür estağfurullah. Ediyorum. Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz tekrar geldiğiniz için. Engin bilgilerinizden faydalanmak istiyoruz sizlerin. Çok önemli bilgilerle geldiniz. Özellikle bugün konu başlığımız mutluluk. Evet. Mutluluk üzerine konuşmalar yapacağız. Hı-hı. Mutluluğun her halini aslında konuşacağız. Kesinlikle. İlişkiler, çocuklarımız, kesinlikle. Okulları, gelecekleriyle ilgili her halini paylaşacağımız bir yayın olacak. Sizi baş köşeye davet ediyorum. Tekrar çok hoş geldiniz. Hoş efendim bir diğer konuğumu da davet etmek istiyorum. Ben onu çok seviyorum. Onun enerjisine o kadar hayranım ki, kendisine hayranım, enerjisine hayranım, insanlığını, kalbini ve yüreğini çok seviyorum gerçekten. Ve çıtı pıtı böyle al yanına her yere git hani dersin ya böyle sürekli yanında olsun istersin ya. O öylesi insanlardan biri ve elinin değdiği her şeyi güzelleştiren güzeller güzeli bir hanımefendiyi davet edeceğim huzurlarınızda. Hele ki yaptıklarına o kadar ciddi saygım var ki tasarımcı Esra Sertkaya geliyor. Gibi kokuyorsun. Keşke ben ekrandan de. İzleyicilerimin böyle senin o parfüm kokunu alma şansı olsa. O kadar özel bir kadınsın ki sen gerçekten. Yani senin elinin değdiği her şey hem çok güzelleşiyor hem de Esra hakikaten senin kalbini ve yüreğini çok seviyorum. Ben de senin öyle. Ya bu mübarek günlerde dilerim ki Rabbimden önün ve bahtın öylesine açık olsun ki dünya sınırlarını aş inşallah. Gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel gözüküyorsun bu arada. Çok teşekkürler. Harika görünüyorsun. Ayağının tozuyla geldin yine. Geldim evet. Aynen yurt dışındaydın. Evet yine yurt dışındaydım. Oh. Yine biraz böyle bir kaçtım bir 10 gün.
Oradan besleniyorum ben de işte böyle biliyorsun. İşte tasarım, hani merak böyle. Ve hani geziyorum elimden geldiğince. Ondan sonra işte ve geliyorum ondan sonra harıl harıl işe girişiyoruz yoğun bir şekilde, yoğun bir tempoyla. Senin en sevdiğim yönün ne biliyor musun? Hı. Çok fazla geziyorsun yani yurt dışına çok sık gidiyorsun ve trendleri takip ediyorsun. Hı. Ama o trendleri takip ederken kendinden yani parçaların olması, sadece gezdiğin ülkelerden esinleniyor olmanı ve kendi modanı yaratıyor olmanı çok seviyorum. Tarzını diyorsun. Evet. Teşekkür ederim. Yani bir ya, Esra Sertkaya modası ve tarzı var. Hı-hı. Sen onu yaratıyorsun. Yani yapıyorsun, kendin bir şeyler çıkartıyorsun ortaya. Onu ben çok seviyorum. Aydan. Gerçekten. Çok teşekkür ederim. Bayılıyorum sana. Gerçekten güzel gören, güzel bakan gözlerin, güzel yüreğin. Ben seni çok seviyorum. Hayır, gerçekten öyle. Efendim. Çok teşekkür ederim. Esra'cığımla birlikte anons edelim. Evet. Çok kısa bir reklama gideceğiz. Reklamlar diyelim. Aynen. Evet. Bir daha söyle. Reklamlar diyelim. Reklamlar. Başına bir kez daha hoş geldiniz. Yeni gelen hanımefendi ve beyefendiler için bir kez daha hatırlatmak isterim. Benim canım arkadaşım, tasarımcıların en güzeli efendim. Ben ona Frida diyorum çizdiği resimlerden dolayı. Frida Esra'm burada. Esra Sertkaya hanımefendi burada bizlerle birlikte. Aynı zamanda yaşam koçu ve mentor Özkan Okudan beyefendi bizlerle birlikte. Hocamı da davet etmek istiyorum. Bu güzel sohbete bizlere eşlik etsin istiyorum. Bugün konuşacağımız çok özel bilgiler var. Paylaşacağımız çok özel bilgiler var. Hele hele de ilk kez yayında açıklayacağı bir durum var ki ben öğrendim onu ama söylemeyeceğim. Hocam gelsin anlatsın istiyorum. Efendim o doktorların en tatlısı, en şahanesi. Biz ona bayılıyoruz. Onun o güler yüzüne bayılıyoruz. Bilimin yetiştirdiği en güzel beyefendilerden bir tanesi geliyor. Gözümüzün nuru, başımızın tacı onlar. Kadın doğum ve tüp bebek uzmanı, operatör doktor Ercan Köse beyefendi geliyor. Hocam bu ne şıklık maşallah, Allah sizi nazardan sakınsın, nasıl güzelsiniz. Böyle olmalıyım çünkü sizin programınız çok çok özel, bu kanal benim yaşamımda da çok özel bir kanal Flash TV. Tabii ki değerli toplu geleceğiz, tabii ki bu kanala ve sevgili izleyicilerimize bilimsel açıklamalarımızı yaparken layık olmaya da çalışacağız. Estağfurullah hocam, siz her zaman çok şıksınız. Sizin nezaketiniz, sizin beyefendiliğiniz. Biz bayılıyoruz size. Kanal çok olarak bayılıyoruz çok zaten. Bunu söylemeye çok gerek yok. İyi ki varsınız. Sizi baş köşeye, koltuğunuza merhaba davet efendim, ediyorum hocam. Tekrar hoş geldiniz. Efendim çok cici bir beyefendiyi davet edeceğim huzurlarınıza. Benim için çok özel bir isim geliyor. Çünkü onun aslında rahmetli olan, Allah'tan rahmet diliyorum kendisine bir kez daha, Sayın İbrahim Erkal'a bu mukaddes günlerde mekanı cennet olsun inşallah. Öyle eserler, öyle kıymetli eserler bıraktı ki bizlere. Yıllar boyunca efendim hem beyefendiliğiyle, hem duruşuyla, hem sanata kattıklarıyla çok önemli isimlerden bir tanesiydi kendisi. Onun ailesinden, güzide insanlardan güzeller güzeli bir beyefendiyi davet edeceğim. Benim için çok önemli bir isim geliyor. Erhan Erkal geliyor efendim.
Hocam hiç oturma Tarık, bir tane daha gelsin dinle. Sana bayıldık. Bayıldık. Hoş geldin arkadaşım. Şöyle bir dön görsün izleyicilerimiz boyunu posunu. Hayran olduk sana. Bayıldık. Burada şarkılarına nasıl eşlik ettik anlatamam. O kadar güzel olmuş ki hem sound'u çok güzel hem şarkılar şahane. Bu son okuduğun şarkı yüreğimize çok dokundu. Kimin şarkısı? Benim. Şarkının sözü müziği bana ait. Öyle mi? Tabii. 2017'de geçen sene çıkarmıştık şarkıyı. İşte rahmetli İbrahim abimizin vefatı dolayısıyla şarkıyı Allah durdurduk. Allah gani rahmet eylesin. Tanıtmadık, tanıtamadık. Şimdi nasip oldu işte. Ay çok güzel diğer olmuş. Diğer şarkımız da ilk okuduğumda zaten eski Gökhan Güney eseri biliyorsunuz. Evet. Burhan Bayar şarkısı. Gökhan Güney okumuştu. Şimdi biz yeni bir sound'la okuduk. Çok güzel olmuş. Hakikaten o kadar içimize işledik. Esra ile burada değil mi Esra? Yani eşlik etmekten alamadık kendimizi. Yüreğimize çok işledi. Çok beğendim. Dilerim ki yolun, bahtın
açık olsun. İbrahim Erkal gibi sen de çok başarılı ol. İnşallah. Kitlelere sesini duyur. Gerçekten onun yolundan, onun izinden giden sen de hem beyefendiliğiyle hem örnek alınması sanatçı kimliğiyle insanlardan birisin. Çok memnun oldum teşekkür seni ağırladığım ederim, için. Gerçekten seni böyle baş köşeye davet ediyorum. Katıldığım için inanılmaz onur duydum. Estağfurullah, o bize ait. Çok teşekkür ederiz. Valla harikasınız. Bugün efendim konuklarımın hepsi birbirinden şahane. En sevdiklerim yine stüdyomda. Gerçekten ben hep öyle söylüyorum hocam. Böyle bir ekip toplandığında, en sevdiğim konuklar geldiğinde en sevdiğim programlar oluyor. Bütün programlarımız için çok uğraşıyoruz, çok seviyoruz, çok değer veriyoruz, kıymet veriyoruz ama bazen de böyle yüreğinize dokunan insanlar vardır ya işte, o yüreğime dokunan insanlar bugün stüdyoda. Hakikaten hepinizin ayaklarına sağlık. Şimdi Esra'cığım ilk olarak seninle başlamak istiyorum ama öncelikle bir Bakü'ye selamlarımızı yollayalım. Evet. Sevgili nişanlına, erkek arkadaşına. Beyefendi bir selamı sen yolla hadi. Evet, sevgili nişanlım Zeynel Çetinkaya, buradan selam gönderiyoruz ve tüm Bakü'ye selam gönderiyoruz herkese. Kocaman öpüyoruz buradan kendisini. Zeynel abicim seni yanaklarından öpüyoruz. Evet. En kısa zamanda Türkiye'ye de bekliyoruz inşallah. Esra ile bir gün stüdyomuzda sen de konuk ol. Evet, tüm Bakü'ye de selamlarımız İzleyen olsun. Herkese. Ne diyoruz? Hamınızı selamlıyoruz. Hamınıza selam. Aynen öyle. Hamınızı selamlıyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi ilk olarak ne yapıyoruz bugün Esra'cığım? Bugün tahta baskı ve kalıpları var. Bugün farklı bir şey yapalım dedim. Süper. Bu sanatı biliyorsun artık bu hani tokat yazmalardan gelen bir şey. Bizim eski Türk Osmanlı sanatlarımızdan bir tanesidir. Bunları eski kök boyalarla yapıyorlardı daha önce. Ve kök boyalarla bunları kendileri tahtadan oyarak yapıyorlardı. Bunun için bunun ismi tahta oyma ya da tahta baskı olarak geçiyor. Tokat İki tane sanat var aslında işin içinde evet, yani. Evet, hem evet. Baskı, hem baskı kısmı hem oyma kısmı. Aynen öyle. Bana bu eğitimi veren sevgili öğretmenim Emine Kuşul'a da buradan selam gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hocam ellerine sağlık. Evet, çok öpüyoruz onu da. Bugün bunlarla birlikte tişört yapımını öğreteceğiz. Bu senin elinde tuttukların linol baskı olarak geçiyor. Linol baskı özellikle bunları elimizde yapabiliyoruz. Biz sağ olsun hocamız bize bunları yapmayı öğretti. Straforun üzerine de yapabiliyoruz. Şöyle göstereyim ben. Normalde aynı şekilde yapıyoruz aslında. Hani çıktıları alıyoruz. Bunun üzerine koyuyoruz ve daha önceki programlarda burada anlatmıştık. Buradan aparatları var, oyma aparatları. Onlarla birlikte bu şekilleri veriyoruz. Ay çok güzel. Ve hani ben bunu yapamam, çok uzun zaman alır, bunlarla uğraşamam diyenler için de hobi marketlerde ve bir takım kırtasiyelerde işte ya da Eminönü'nde hazır bu şekilde oyulmuş, hazır yapılmış linol baskı kalıpları mevcut. Aa çok pratik. Evet. Harika. Bunlardan alıp temin edip rahatlıkla kendi tişörtlerini yapabilirler. Aynı zamanda yine ben tahta olsun istiyorum derlerse yine sosyal medyadan ya da işte sana dediğim ulaşarak, gibi bana da ulaşabilirler. Tabii ki bana da ulaşabilirler sosyal medyadan. Ben de her konuda yardımcı olurum. Nerede satıldığını da kendilerine anlatırım. Bunlarla da yapabilirler. Yani ben kendi tarzım olsun, ben kendi tişörtümü yapmak istiyorum dediklerinde bunları istediği rengi yapabiliyor. Yani buna kırmızı sürdük. Biraz sonra farklı renk yapacağız mesela. Mor süreceğiz. Evet. Yani farklı oluyor. Yalnız daha önce de yine bu sponçlarla farklı bir şey yapmıştık hatırlarsan. Evet. Süngerlere sadece tek renk kullanıyoruz demiştik. Yine aynı şekilde burada bunu yapıyoruz. Hepsi için farklı. Hepsi için farklı renkler. Evet, hepsi için farklı renkler kullanıyoruz. Sponçlarımızı. Burada alanımız geniş olduğu için bir bulaşık süngerinden yardım alabiliyoruz. Onu kullanabiliyoruz. Onu çok pratik. Bölüp, evet, değil mi böyle? Birkaç parçaya bölerek süper. Burada kullanabiliyoruz. Bu arada sadece malzemeler için hanımefendiler ulaşacaklarını zannetmesinler. Şöyle ki bu tasarımları ben yapmak istemiyorum ama giymek istiyorum derseniz yine sosyal medya hesaplarından da Esra'ya ulaşabilirsiniz. Evet. Kişiye özel tasarımlar yaptığı için çocuklarınıza, eşlerinize ya da tüm aile bir örnek hani giymek isterseniz özellikle de yaz geliyor. Yazlık hele bir kreasyonu var. Gerçekten bakmanızı ciddi anlamda tavsiye ediyorum. Bunun dışında ama ben bunları da yapmak istiyorum ve meslek edinmek istiyorum, aile bütçesine de katkıda bulunmak istiyorum derseniz workshopları var, onları takip edin. Evet. Üçer, beşer kişilik gruplar haline geldiğinizde sevgili Esra'cığım
bu yaptığı çalışmalarla ilgili eğitimler de veriyor. Evet. Sizler de aile bütçesine katkıda bulunmak için bu eğitimleri alabilir, meslek sahibi de olabilirsiniz hanımlar. Lütfen sosyal medya hesaplarına inceleyin, dikkat edin, bir bakın diye özellikle vurgulamak istiyorum Esra'cığımın hesaplarını. Teşekkür ediyorum. Peki o zaman şimdi başlıyoruz. Başlayalım isterseniz. Ben bir taraftan sohbetimi etmeye başlasam seni de arkadaşlarım görecekler ama şurada çok özel bir tişört var ki sohbet etmeye başlamadan bunu göstermek istiyorum. Esra gerçekten yüreğine eline sağlık. O kadar tatlış ki. Çok yani çok sana anlatamam. Çok güzel. Bana evet, özel yapmış Esra'cığım. Ellerine yüreğine sağlık. Ben hakikaten bayıldım. Üstünde de bak Aydan yazıyor sayın yönetmenim. Şurada. Gördün mü? Bak. Evet. Bak. Ya Aydan yazıyor. Çok tatlısın. Frida'ya zaten bayılıyoruz. Seni çok sevdiğini biliyoruz. Evet, evet. Diğer tişörtleri de birazdan göstereceğim. Tabii ki. Ama bunu böyle çok heyecanlandım. Kendime özel yapılan bir şey olduğu için göstermek istedim. Çok teşekkür ederim. Peki. Güle güle kullan en güzel günlerde. Çok teşekkür ederim. Ellerine yüreğine sağlık. El emeği göz nuru. Ben teşekkür ederim. Hocam hoş geldiniz. Bugün çok ciddi açıklamalarla geldiniz. Son dakika gelişmeler var. Öyle demeyelim ama farklı diyelim. Farklı ve özel. Hocam bu son dakika gelişmesi gibi bence. Evet. Çünkü neden? Ben arkadaşlarım ilk paylaştığında biraz önce benimle dedim ki ciddi olamazsınız. Çok enteresan gelen kulağa. Evet. Yenilikçi bir adım bence. Siz de bunu çok iyi başarıyorsunuz. Yenilikleri çok iyi takip ediyorsunuz hocam. Dünyayı çok iyi takip ediyorsunuz. Gerek hekim kimliğinizde, gerek de o aydın kimliğinizde gerçekten çok takdir ediyorum hocam. Bu sizin yenilikçi tavrınızı biraz siz bahsedin isterseniz hocam, bir girelim. Nedir? Şimdi öncelikle tabii branşım gereği ne diyelim, işte 6 aydan fazla evliliğin üzerinden 6 aydan fazla geçince halen evlat hasreti çekenler bizim yani ailelerden bahsediyoruz. Bizim tedavi götürmeye çalıştığımız insanlarımız, onlar hepimizin yani anne olmak bir kere çok farklı, farkındalık bir şey, çok farklı bir şey. Dolayısıyla yıllardır işte 35 yıllık meslek hayatımın son 25 yılı kısırlık ve tüp bebek tedavileriyle uğraşıyorum. Bu konuda ülke olarak zaten Türk hekimleri olarak da başarılarımız ortada. Tüp bebek tedavileri ve tüp bebek merkezlerinin dünyada ikinci sırada olduğumuzu, Avrupa'da birinci sırada olduğumuzu bir kez de altını çizerek başlayayım konuşmama. Tabii tüp bebek tedavileri hamile kalamayan çiftlerde çeşitli mekanik etkiler nedeniyle de yani örneğin yeterince sperm sayısı olmayışı, biraz sonra detaylarına gireriz, yumurtalık kanallarının tıkalı oluşu ya da yumurtlama fonksiyonu eksikliği gibi tedavi gerektiren yani mekanik tedavi dediğimiz ilaç ya da operasyonlar gerektiren durumlar dışında bir şey daha var ki biz ona unexplained, İngilizce, Türkçe söylersek açıklanamayan kısırlık dediğimiz bir grup var. Bunun üzerine yıllardır bütün meslektaşlarımız dünyada da kafa patlatır tabir yerindeyse bir sürü araştırma yapılır. Ve işin psikolojik faktörlerde de etken olduğunu özellikle kadında. Çünkü kadının yaşamında farklı döngüler var. Her ay değişen bir menstruasyon adet dönemi var. Yani 30 günde bir gördüğünü düşünürsek kanamaların olduğu 5-6 günlük süreçte psikolojilerin etkilendiği ağrılı adet görüyorsa adet öncesinde ağrılarla baş etmek zorunda kalış gibi çeşitli psikolojisini etkileyen etkenler olduğu. Buradan hareketle yumurtlamanın da ayda bir kere olduğunu düşünürseniz yumurtlama nasıl oluyor? Kırmızı mercimek büyüklüğünde yumurtalıkların üzerindeki sayısız birden fazla. Çok kişiden kişiye değişiyor ama küçük folikülcükler var. Onlar büyüyor. İçinde yani kırmızı mercimekken iri üzüm tanesi haline geliyor. İçindeki çekirdeği attığını patlayarak attığını düşünürsek sonra işin içerisine işte orada psikoloji giriyor. Tüp dediğimiz yumurtalık kanalları bir nevi yumurtalığın üzerini sıvazlayarak ya da süpürerek diyelim o hareketleri yaparak o hareketlerle yumurtayı içine alıyor. Eğer o gün ailesel birliktelik olursa da döllenme gerçekleşmiş oluyor. İşte o tüp hareketlerinin psikolojik etkenlerle etkilendiği ortada. Hatta yumurtlamayı bile her şey normalken etkilendiği ortada. Bu nedenle uzun bir süredir bizim tüp bebek merkezlerimizde bunu gören Sağlık Bakanlığı psikolog çalışıyor artık. Yani o da bir ekipten bir tanesi. Yani sadece bir embriyolog, bir jinekolog yetmiyor. Hemşire yetmiyor. Bir de psikologlar devrede. Biz oradan hareketle uzun süredir bir ekip oluşturduk. Ben buna bir
aile ekibi diyebilirim. İsim açıklamamda bilmiyorum sakınca var mı? En başta sevgili eşim bu konuda. O da sizin gibi kendi çapında tabii bir icracıdır. Estağfurullah. Sizin saygı gibi ve değil tabii. O başhemşiredir aslında. O aramıza dahil oldu. Uzun süredir bunu düşünüyorduk ve kıymetli benim sevgili kardeşim Nurdağan Öz, bir Türk sanat müziği sanatçısı. Nurdağan piyano ve utta şeydir. Tarihe baktığımızda müzikle tedavi demeye çalışıyorum. Şimdi açıkladığınız şey. Kesinlikle hocam. Tarihe baktığımız, evet. Biliyorsunuz çok önemli bir müzemiz vardır. Müzikle tedavi edilen, evet, bir yer. Orası hastalar müzikle tedavi edilmiş. Şimdi gibi. İşin ilginç yanı da ilk defa tarihte Türkler de Selçuklar ve Osmanlı da ortaya çıkmış. Her ne kadar batıda da örnekleri varsa, batıda da var tabii ki. Ama bunu sevgili Nurdağan ve ekip olarak biz batının müzik aleti piyano olarak bakılırsa bir anda utla bunu birleştirmiş durumda. Ve ekibimizde bir psikolog, bir psikiyatrist ve sevgili Nurdağan, uzun sürede çalışmalar içindeydik zaten. Pozitif sonuçlarını ufak ufak almaya başladık. Tabii ki şu anda bilimsel anlamda yayınlanacak aşamada değiliz. Sayısallara ihtiyaç var o anlamda. Ama ben kendi hastalarımda bunun yavaş yavaş artık sonuçlarını olumlu yönde görüyorum. Özellikle işin içerisinde psikoloji bizim tedavimizde çok ön planda. Düşünsenize, yıllardır anne olma özlemi içerisinde, anne baba olma özlemi içerisinde sayısız koşturmalar var. Maddi manevi bir takım harcamalar var. Zaman harcamasından parasal harcamaya tabii kadar. Ama bir türlü sonuç alınamayan vakalarda bu yönde Türkiye'de zannediyorum farklı branşlarda, örneğin psikolojik tedavilerde, psikiyatride yapılıyor zaten bireysel anlamda. Çeşitli müzik gruplarında, müzik derneklerinde bu var ama kısırlıkta bunu kullanabilmek üzere ilk defa yola biz çıktık. Kısacası az evvel ekranda görünüyordu. Düşünen adam ve etrafında bir sürü sorular. Bunları bitirmek. Yani her sorunun bir cevabını gördüğünüz örnekte de tüp bebek tabii tüpte olan bir bebek değil diyerek başlayalım. Kesinlikle. Hocam bir virgül koyabilir tabii miyiz müsaade ederseniz? Bir reklama gitmek durumundayım ama başlığımızı şöyle verebilir miyiz yani? Kısacası. Kısırlık ve tüp bebekte müzikle tedavi diyebiliriz. Müzikle tedavi. Evet. Efendim bunun üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Bunun işi, bu işin içine bir de mutluluk kısmını da katacağız. Hocam birazdan, evet, Özkan hocam da bahsedecekleri var. Çok önemli bilgiler paylaşacak. Bir taraftan da Esra'cığım burada böyle harıl harıl karınca gibi çalışmaya başladı tişörtleri renklendirmek için. Ama biz kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra Erhan'cığım da gönülleri dağlamaya devam edecek. Buradayız efendim.
Harikasın. Ağzına yüreğine sağlık. Harikasın. Şimdi biraz kımıldadık, iyi oldu değil mi? Aynen öyle. Mentor kelimesinin tam karşılığını geçtiğimiz programda aslında hocam konuşmuştuk. Demiştik evet. ki özellikle Yunan mitolojisinden yola çıkarak ben yine bir bilgilendirmek adına söylemek isterim. Yunan mitolojisinde krallardan bir tanesi efendim Theodoris savaşa gideceği sırada en yakın arkadaşını, küçük oğlunu emanet eder 2 yaşındayken. Ve savaşa gider ve 20 yıl sürer bu savaş. 20 yıl sonra geri döndüğünde arkadaşının ismi de mentordur. Geri döndüğünde bir bakar ki çocuğu öyle donanımlı yetiştirilmiş ki her anlamda tüm dünyaya belki hükmedebilecek güçte ve donanımda, bilgi birikimine sahip bir çocuk yetiştirmiş. Bundan yola çıkarak, bundan mütevellit mentor demek aslında her anlamda kariyer yapmış ya da bilgi sahibi olabilen ve yolunuzu aydınlatan, engin tecrübelerini ve bilgilerini kuşaktan kuşağa, nesilden nesile aktaran kişiler anlamına geliyor. Bugün dünyada baktığınızda zaten bütün büyük kulüpler, büyük şirketler, holdingler, dünyadaki en büyük liderler, yöneticiler yanlarında mutlaka bir mentorla çalışıyorlar bu anlamda. Çünkü tek başlarına karar almamak adına ve doğru kararı verebilmek için. Şimdi biz bugün mutluluğu konuşacağız dedik. Ben şöyle sormak istiyorum hocam size. Mutluluk nedir? Biz neden mutsuzuz ya da mutsuz muyuz aslında mutluyuz da? Çok güzel bir soru. Öncelikle şunu söyleyeyim. Eğer aslında mutlu olsaydık eğer, geçen yıl sadece Türkiye'de 40 milyon kutu antidepresan tüketmezdik herhalde. Ay, 40 milyon kutu antidepresan maalesef. Demek ülke nüfusumuz ne? 80 milyon diyoruz. Hı. Ve yarısı kadar kutu antidepresan tüketilmiş. Mutlu olduğumuz söylenemez. İstatistikler en azından onu söylüyor. Mutluluk derken ben sonbahara doğru bir kitap hazırlığı içerisindeyim. Evet, hocam, bu kitabı hazırlarken çıktığım başlık şu, aslında bir sorunun cevabını aramak üzere yola çıktım. Nasıl mutlu oluruzu keşfetmek üzere. Dünyada psikologların, uzman psikologların ortak bir kararı var. 3 şekilde mutlu oluruz diyorlar. 3 tane başlık üzerinde duruyorlar. O 3 başlığı söyleyeyim. Onun üzerine kendimin de eklediği bazı başlıklar olacak. Onu da eklemek isterim. Birincisi uzmanların anlaştığı, psikologların anlaştığı 3 tane mutluluk sebebi. Birincisi şükretmek. İkincisi iyilik yapmak. Üçüncüsü de sevdiğimiz işi yapmak. Şimdi bunları biraz açarsak. Şükretmek, zaten bunu hepimiz kendi yaşamımızda deneyimlemişizdir. Yani şükrettiğimiz zaman bir kere manevi olarak yükseliyoruz. Pozitif bir enerji veriyor vücudumuza, yükseltiyor. Son dönemde de yapılan araştırmalar, bilimsel araştırmalar şükretmenin, dua etmenin fiziki olarak da tıbben de sağlığımıza faydaları olduğunu ispatlamış durumda. İkincisi iyilik yapmak. İyilik yapmak hakikaten müthiş bir şey. Farklı hayatlara değer katmak, başka yaşamlara dokunmak, sadece insan bazında değil, canlılara, hayvanlara, doğaya değer katmak da çok keskin anlamda mutluluğu arttıran faktörlerden biri insanlarda. Üçüncüsü de sevdiğimiz işi yapmak. Belki de hayatımızdaki en önemli mutluluk kaynaklarından biri bu. Neden? Birçoğumuz, şu söyleme çok inanıyorum ben, gönülden inanıyorum. Çoğumuz 25'inde ölüyor, 75'inde gömülüyoruz. Bunun en büyük sebeplerinden biri pazartesi sabahı kalktığımızda nefret ettiğimiz işlere gitmemiz. Sevmiyoruz işimizi. Çünkü değerlerimizle uyumlu değil işler. Yaptığımız işi sevemedik, sevdiğimiz işi yapamadığımız için pazartesi sendromu denen bir şey de çıktı. Bilimsel olarak şöyle bir istatistik var elimizde. Pazartesi sabahları 8 ile 12 arasında kalp krizi geçirme riski diğer gün ve saatlere göre %35 daha fazla. Bu tesadüf olmasa gerek. Hepimiz maalesef sevmediğimiz, değerlerimizle uyumlu olmayan işlerde çalışıyoruz. Erken yaşta maalesef motivasyonumuzu, hayata karşı motivasyonumuzu kaybediyoruz. İş çok önemli bu anlamda. Hani evliysek, çoluk çocuğumuz bile varsa bir 24 saatin planlaması nasıl yapıyoruz Aydan Hanım? Yani 24 saatin çoğunluğu aslında normal hayatta işimizde geçmiyor mu? Yani eşimizle bile geçirdiğimiz süre kısıtlı, çocuklarımızla bile geçirdiğimiz süre tabii. kısıtlı. Akşamları 3-4 saat bir arada olabiliyoruz, uykuyu saymayalım. Ama işimizde günün, hele bu Türkiye söz konusuysa,
haftada 70-80 saatleri bulan çalışmalar içine giriyorsak, günlük 12 saat, 13 saat, 14 saat çalışan insanlarız ki sevdiğimiz işi yapmak burada çok çok önemli. Peki şimdi sevdiğimiz işi yapmak evet çok önemli ama burada aslında tavsiye etmek istediğinizi şöyle söyleyeyim. Şimdi tam olarak soruyu toparlamaya çalışıyorum. Neden? Biz asgari ücretle geçinen bir ülkeyiz. Maalesef işsizlik ciddi sıkıntılarımız. Değil mi hocam? Pazartesi sendromuna girmemek için herhalde. Ya bu kadar işsizler ordusu varken, gençler, üniversite mezunları işsiz. Şükür benim işte az sevsem de sevmesem de bir işim var. Pazartesi işime gidiyorum denirse bir nevi polyanacılık belki eklememiz gerekiyor. Muhakkak. %100 mutlu etmeyebilir ama o anlamda kesinlikle katkı sağlayacaktır. Sorunun ana kaynağı aslında çocukluğumuzda bize yapıştırılan etiketler. İşte geçen program kendimden bahsetmiştim. Gemi inşa mühendisliği okudum ama neden okudum? Bana matematiğini iyi dediler. Oradan Yuri Özkan dediler. Matematiğini iyi dediler. Mühendis oldum. Ama sonradan fark ettim ki okuduğum bölüm çok iyi. Mükemmel bir bölüm. Hiçbir şeyim yok. Şüphem yok. İtirazım da yok. Ama benim değerlerim uygun değil. Benim değerlerim paylaşmak, kişisel gelişim, büyümek, gelişmek, büyütmek, öğrenmek, öğretmek. Baktığınız zaman mutsuz bir hayat, mutsuz bir hayata yol açıyor. Değerlerinizle uyumlu olmayan bir iş. Mesleğinizi yaptınız mı? 5 tane gemi projesinde yer aldım. Yani gene de tebrik. İşletme müdürüyken bıraktım ben mesleği. Evet. Çünkü hastalıklara yakalandım hocam. Ve hastalığıma teşhis konamadı. Ağır metal çıktı kanımda ama sonuçta bunlar fiziki nedenler. Ama yaşam koçu olduktan sonra, mentor olduktan sonra kendimi keşfettim. Kendimi keşfettim. Kendi değerlerimi keşfettikten sonra ışık yandı bende. Değerlerinizle uyumlu olmayan bir işte çalıştığınız zaman maalesef o bardak dolmaya başlıyor, taşmaya başlıyor. Taştığı zaman da çeşitli hastalıklar bizi bekliyor. Bakış açımı değiştirdikten sonra, kendi değerlerimi keşfetip bu yola, kişisel gelişim yoluna girdikten sonra hayatım tamamen değişti. Sağlık anlamında da, yaşantı anlamında da. Bir şey soracağım size. Şimdi aslında söylediğiniz çok güzel bir şey. Hastalıklar dedik ya. Şimdi biraz önce de şundan bahsediyorduk. Psikolojik olarak adını koyamadığımız ve dünyada bütün bilim adamlarının bu anlamda hocam yanlış söylüyorsam lütfen siz beni düzeltin. Bilim adamlarının kafa yorduğundan bahsettik. Yani nedeni bilinmeyen kısırlık ve bunun da müzik eşliğinde ve bir psikolog eşliğinde ve tabii ki sizler gözetiminde aslında olabilecek belki bir tedavi süreci ya da sakinleştirme süreci, hazırlama sürecinden bahsettik. Şimdi mutluluk dediğimiz için soruyorum bunu size. Bu hastayı çok mutlu eden bir proje ve yapılması gereken, izlenmesi gereken bir yol değil mi? Yani hasta oraya gidiyor, bir mutsuzlukla gidiyor. Diyor ki işte benim çocuğum olmuyor. Eşimle biz 5 senedir uğraşıyoruz ya da belki işte sayısızca tüp bebek denemeleri yaşadılar, böyle vakalar yaşandı. Bizim çocuğumuz olmuyor diyor, nedeni bilinmeyen bir şekilde. Üzerlerinde bir baskı var dediğiniz gibi, belki işini sevmiyor, belki kazandığı parayı sevmiyor, kazancını sevmiyor, yaşadığı hayatı belki sevmiyor. Yani İstanbul'da yaşıyor da atıyorum Ayvalık'ta yaşamak istiyor, balıkçılık yapmak istiyor belki. Başka bir şey, kendi kararın, yani karınca kararınca tenceresini çevirmek istiyor ama şartlar buna müsait değil. Belki hani başka türlü hanımefendinin başka istekleri var. İşte o noktada devreye müziğin, bir psikoloğun, sizler gibi belki bir yaşam koçunun yoluna biraz ışık tutuyor olması, müzikle sakinlik kazanıp, dinginlik kazanıp, bu yola devam edip sonra işte o baskılar üstünden kaldığında çocuk sahibi oluyor olması da aslında sizi ortak bir yolda buluşturmuyor mu? Çok enteresan. Şimdi tabii burada Özkan Bey'in bakın yani Türkiye'nin hemen hemen çok kolay girilebilen bir üniversitesi değil gemi inşaat mühendisi. Çok yüksek puanlar istiyor. Sadece çok iyi bir matematik bilgisiyle olmuyor tabii. İşler. Çok bir şekilde de siz kendinizi keşfetmişsiniz. Böyle konuşabilir miyim bilmiyorum. Rica ederim. Yani psikologlar niye var? Tabii ki bir bilim dalı, psikiyatristler. Kendini keşfedemeyenlere aslında
gizli cevherlerini, potansiyel cevherlerini açığa çıkarmak için var. Ama Özkan Bey'di değil mi? Özkan Bey gibi kişilerde de kendini keşfedip bunu insanlara paylaşmak, onların da kendilerini keşfetmenin yollarını bir şekilde telkin ediyorsunuz. Kesinlikle. Bu bir üniversitesi olmayan bir branş belki ama ama fonksiyonu çok çok büyük. Yani şeyde de böyle. Şimdi günlük hayatımızda da böyleyiz. Yani içimizde bir potansiyel var. Ama işte o pazartesi sendromundan yola çıktık diye söylüyorum. Ya hafta sonu yorgun geçirmiştir sabahleyin. Hafta başı trafiği diye bir şey var İstanbul'da metropollerde. Ay, maalesef hocam. Yani maalesef. Neredeyse 3 saatini bir tek pazartesi özgü bir şey. Hele böyle işinize de uzak oturuyorsanız ya da yolda bir kaza olduysa bekliyorsunuz. Ama işte maalesef. Orada da o potansiyeli keşfetmek ya şimdi tamam bu trafiğe bozuluyorum işte ameliyatıma da geç kalacağım ama bir yerde birisi acaba kaza mı geçirdi? Yani o anda da insanlara da düşürmek. Ondan sonra kendi kendinizi motive edip rahatlatmak ya bir yerlerde birisi belki de işsizdir. Sen şimdi işine geç kaldın diye kendi motivasyonunu bozuyorsun gibi. İşte o pozitif enerjileri bir nevi belki kendinize yönlendirmek. Bu anlamda Özkan Bey'in yaptığının önemli kesin büyük olduğuna inanıyorum. Önemli olduğuna inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Ve bunu da bence paylaşın derim. Yani yaşam koçluğu genellikle ülkemizde yeni yeni ortaya çıkan bir şey. Ama yaptıkları fonksiyon anlamında burada büyük. Bir sanatçının da arkasında bazen yaşam koçluğu. Tabii biz hocam, hekimlerin bile kendi hayatımızı organize edebilmek, programlayabilmek için bile geçiyor, gerekiyor. Onun için tebrik ediyorum. Çok bence teşekkür ederim hocam. Devam edin derim. Çok sağ ol. Bir katkıda bulunabilir miyim hocam? Lütfen. Trafik lütfen. Dedi, işte motivasyon dedi. Burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Son günlerde özellikle önümüze çıkan bir kavram var. Çocuklarımızın geleceğini etkileyen, mutluluklarını hatta gelecek maddi manevi sağlık durumlarını etkileyen bir araştırma yapılmış. 40 sene sürmüş bu araştırma. Mesela aklımıza gelen ilk şey nedir? Çocuklarımızın geleceğini etkileyeceği zaman hani şu an çocuklarımızın zekası, alacağı eğitim, geleceğini belirler diyoruz. Doğru mu? Evet. Öğretmenleri, evet. İşte beslenmesi, şu bu, yaşadığı yer, çevre faktörleri, her şeyi katıyor. Bunların hepsi önemli etkenler. Ve işin çok ilginç bir tarafı var. Yeni Zelanda'da bir araştırma yapılıyor. En büyük hastaneden yeni doğan bebekler kayıt altına alınıyor. Ve 3 yıl arayla takip edilmeye başlanıyor. Ve bu araştırma ilk önce 3 yıl 6 ay diye devam ederken sonuçlar farklılaştıkça 40 yıl devam ediyor. 2012'de sonuçlar açıklanmaya başlıyor. Çok ilginç. Ve çocukların geleceğini, yaşantısını, mutluluğunu etkileyen ilk faktör ne biliyor musunuz? Ne zenginliği, ne fakirliği, ne zekası, ne aldığı eğitim değil. Benlik kontrolü. Duyusal farkındalık. Bunun altını benlik kontrolünü önümüzdeki dönem emin olun çok sık duymaya başlayacağız. Nedir benlik kontrolü benlik hocam? Benlik kontrolü duyusal farkındalıktır. Duygularımızı kontrol etme becerisidir. Bakın duygularımızı bastırmak değil, duygularımızı kontrol etme becerisi. Hemen bir örnek vereyim. İşte kolesterol sorunu yaşıyorsunuz ama karnınız acıktı. Karşınızda da işte bir misafirliğe gittiniz, kayınvalidenize gittiniz. Acayip sofralar düzmüş, yağlı yağlı. Siz kendinizi kontrol edemeyip oturursanız benlik kontrolünüz yok demektir. Ayrı taraftan güzel bir şey daha var. Japonların hayatını da inceledim bir ara. Şu an dünyada en fazla uzun ömürlü insanların yaşadığı yer sayı bakımından on binlerce insan 100 yaşını geçmiş durumda Japonya'da. Ve üniversiteler bir araştırma yapıyor. İşte evet yeme içme var. Mesela onlar yemeğe oturmadan önce ve yemekten sonra şu söylemi yapıyorlar. Harahachi bu diyorlar. Mideni %80 doldur anlamında. Yani doymadan kalk sofradan anlamında. Hara haçi bu söylemi sürekli ağızlarından çıkıyor. Ama bunlar tam etkenler değil. Uzun ömürlü üniversite araştırmasına iki tane uzun ömrün sırrı çıkmış. İki tane önemli faktör çıkmış. Birincisi zorluklara karşı gösterdiğimiz tavır tutum yani bakış açısı. İkincisi de benlik kontrolü. Bakın bir yerde Japonya'da yapılan bir araştırma var. Benlik kontrolü çıkıyor uzun yaşamanın sırrı. Diğer tarafta da Yeni Zelanda'da 40 yıllık bir araştırma var. Orada da benlik kontrolü çıkıyor. Şimdi bir de 1960'lı yıllarda Ercan Hocam bilir belki Stanford Üniversitesi'nde bir araştırma var çocuklar üzerinde. Locum testi. Bunu çoğumuz duymuşuzdur belki. Çocuklar alınıyor bir yere. Sınıfa girerken çocuklara deniyor ki sana bir tane lokum veriyorum. Eğer diyor 15 dakika bekleyebilirsen ikinci lokumu da vereceğim. İkisini birden yeme hakkın var.
Beklemezsen yok. Çocuklardan üçte biri lokumu hemen alıyor. Yiyorlar, bir tane lokumla kalıyorlar. Kalanların üçte ikisi 15 dakika boyunca, kalanların da üçte biri kalıyor, sabredebiliyor. Diğerleri de patır patır dökülüyor. Üçüncü dakika, beşinci dakika, onuncu dakika. 15. dakikayı bekleyen üçte bir çocuk ikinci lokumlarını yiyor. Ama araştırma burada bitmiyor. O çocukların izlenmesine devam ediliyor. Gelecek hayatında, yani büyüdüklerinde, yetişkin olduklarında o 15 dakikayı bekleyen, benlik kontrolüne sahip çocuklar hayatta daha başarılı oluyorlar, daha iyi mevkilere geliyorlar, daha sağlıklı bir bireyler oluyorlar. Bu da çok önemli. Çok önemli. Bakış açısına hemen orada vurgu yapayım, hocamın dediği motivasyon. Madem sağlıktan yürüdük, sağlıktan da örnekler vereyim. Ya bir kere tavır tutumumuz çok önemli. Karşılaştığımız hastalıklarda da. Yani hani negatif düşünce, pozitif düşünce diyoruz ya. Hemen bir örnek vereyim. Oya Başar, sevgili Oya Başar. Hani hepimiz tanıyoruz. Hı hı. 2007 yılında, bundan 11 yıl önce göğüs kanseri teşhisi konuyor. Maalesef. Ve yapılan ayrıntılı tetkiklerde, belki röportajlarını izlemişsinizdir televizyonda basında. Hı hı. Yapılan ayrıntılı tetkiklerde kanserin lenflerine, boynuna ve bel kemiğine kadar sıçradığı tespit ediliyor. Ve üçüncü evre kanser teşhisi konuyor. Ama bu teşhisi bile öğrendikten sonra Oya Hanım'ın gösterdiği bakış açısı, tavır tutum şu olmuş. Demiş ki ben iğneden korktuğum kadar kanserden korkmuyorum. Grip gözüyle bakıyorum kansere. Gribi nasıl atlattıysam bunu da atlatacağım demiştir. Hiç kimsenin yanında ağlamasına izin vermemiştir. Üçüncü evre kanser olduğunu ne anlama geldin doktorlarına bile sormamış. Doktorların gösterdiği tüm tedavi yöntemlerini uygulamış. Ama bakış açısı bu olmuş. Doktorları bazen onun gösterdiği neşeli tavrı karşısında bile şaşırıyorlarmış. O artı pozitif motivasyonu sayesinde. Yıl 2018, aradan geçmiş 11 yıl ve diziler sayesinde hala evlerimize konuk alınmaya devam ediyor. Oya sevgili hocamı da sevgiyle buradan yanaklarından öpüyoruz. Sevgilerimizi yolluyoruz. Gerçekten Türk tiyatrosunun en önemli isimlerinden biridir. Mihenk taşıdır. Allah sağlık sıhhat versin. Özür dilerim, araya girdim. Estağfurullah. Çok ilginç bir örnek daha vereyim. Peki pozitif inancı gördük. Hani bir de kısıtlayan inançtan bahsetmiştik geçen programda hatırlarsanız. Bir de sağlıkta kısıtlayan inanç ne yapıyor, ona bakalım. Placebo Sense'in isimli kitaptan alıntıdır hocam. Hani hastanelerin kütüphanesinden, hastanenin evraklarından alıntı bir hikaye anlatacağım. 1970 yılında Amerika'da bir emekli ayakkabıcı satıcısı yutkunma zorluğu çekiyor. Teşhiste yutak kanseri teşhisi konuyor. Ameliyatı alıyorlar, mide ameliyatı, yutak ameliyatı oluyor. Daha sonraki tetkiklerde bakılıyor ki karaciğere kadar sıçramış. O sıralar ikinci evliliğini yapmış beyefendi. İlk eşi vefat etmiş. İkinci evliliğinde de çok mutlu, yeni başlayan bir evlilik. Yeni eşi demiş ki, ya demiş gel son zamanların en azından. Çünkü adama demişler ki birkaç aylık ömrün kaldı. Eşi de demiş ki gel son birkaç aylık ömrün en azından bizim kasabada, ailemin olduğu kasabada geçelim. Orada da hastane var. Peki demişler, eşin olduğu kasabaya yerleşmişler. Hastaneye başlamış, hastanede tedavilerine başlamış. Oradaki kendisi ilgilenen doktorla baba oğul gibi olmuşlar. O kadar samimi olmuşlar ki doktor bir gün çıkarken odadan şunu demiş, bey amca demiş, benden istediğin özel bir şey var mı demiş. Demiş ki, oğlum demiş, senden bir tek şey istiyorum. Ben yeni evlendim, çok mutluyum. Eşimle Noel'e kadar beni yaşat demiş. Noel'e kadar yaşayayım, başka bir şey istemiyorum. Elimden gelen her şeyi yapacağım amca demiş. Birlikte başlamışlar çalışmaya. İşte normal tedavileri, şu bu hep olumlu düşünceler. Günden güne iyiye gitmeye başlamış adam. Sonra taburcu etmişler. Hani artık demişler hastanede yatmasına gerek yok. Haftalık, aylık periyotlar halinde gelir. Tedavisine devam ederiz, muayenesine. Noel gelmiş. Mükemmel bir Noel yaşamışlar ailecek. Noel'den bir hafta geçtikten sonra koma vaziyette hastaneye kaldırılmış acil servise. Önyargı. Hemen doktoru gelmiş, hemen bakmışlar bir tek adamda zatüre başlangıcı varmış. Solunum yetmezliği yok, solunum normal, her türlü tetkik normal. Doktor şaşkın, koma vaziyette, maalesef müdahaleler yeterli olmamış, o gece kaybedilmiş, ölmüş, vefat etmiş. Ve bununla kalmamış, doktor merak içerisinde doktoru. Ya nasıl olabilir? Ya her şey bu kadar iyiye gidiyorken. Ailesinden izin almış, otopsi yapılmış. Otopsi sonucunda ne çıkmış biliyor musunuz? Kanser bile değilmiş. Ölen adam kanser değilmiş. İlk hastanede yanlış teşhis konmuş. Düşünebiliyor musunuz? Bilinç nelere yol açıyor, bilinç. Aynı örnekler vaktimiz varsa
Kısa bir reklama gideceğiz. Diğer örnekle devam edelim döndüğümüzde. Efendim çok kısa bir reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra buradayız. Efendim ekranlarınızın başına bir kez daha hoş geldiniz. Şimdi hocam biraz önce konuştuğumuz konuyu biraz daha şöyle toparlayalım istiyorum. Evet. Yaptığınız bu yenilikçi yaklaşımı siz biraz paylaşın isterseniz. Kesinlikle bir kere öncelikle pratik şeyden ayrılmamak lazım. Bu tedavi kurallarından ayrılmamak lazım. Sevgili Özkan Bey de konuşurken onu işaret edecektir herhalde. Yani bu müzikle tedavi olsun, psikoterapi olsun, bunların hepsinin destekleyici tedavi metotları olduğunun altını çizelim. Yani modern tıptan, araştırmacı tıptan asla ayrılmamak gerekiyor. Nedir o? Biz konumuz madem ki ailelerin evlat sahibi olmasıdır, en uç tedavinin tüp bebek tedavisi olduğunu, öncelikle normal tedavi takiplerini yapılarak 3 ay boyunca, 3 adet dönem boyunca yumurta artırıcı tedavilerle her şeyi normal sonuç alamazsak sırada 2 defa aşılama var. Ondan da sonuç alamazsak tüp bebek var. Tabii ki direkt tüp bebeğe sıçradığımız yer neresidir? İşte her ameliyat yaptınız, tüplerini aşamadınız, bir türlü spermle resmini aldı, karı kocanın spermle yumurtasını buluşturamadınız. O zaman tüp bebeğe başlıyoruz. Tüp bebek tedavisi kısaca hep çok sık gelen bir soru olduğu için altını çizmek istiyorum. Özellikle yurt dışından Flash TV'nin de çok yoğun izlendiğini biliyorum. Hemen şimdi buradan program çıkışında beni internetten telefonlarıma ulaşmaları da kolay bulacaklar ve soruyorlar. Diyorlar ki kaç günümüzü alır? Adetin ikinci günü anne adayı bizde olmak kaydıyla 15 gün içerisinde bebekleri rahmine konulmuş ve memleketine dönmüş olacaktır. Yani 15 günlük bir süreç var. Adetinin ikinci günü anne adayı bizde olmak kaydıyla 15. günü memleketinde işinin başında olabilecektir. Maşallah. Bebekleri konmuş o. Bu kadar artık hızlı tedavi yöntemleri var. İşte bu süreçte demin bahsettiğimiz sevgili Nurdoğan Öz'le bir kez daha adın altını çizelim. Evet sevgilerimizi yolluyoruz Nurdoğan Hocam'a da. İyi ki var hem piyano hem de ut. Piyanoyla zaten bu konuda icracı konservatuvar mezunu siz benden daha iyi tanıyorsunuzdur. Background'u dolu bir kardeşimiz. Neredeyse böyle demin sevgili Özkan söyledi. Eşimizle çocuğumuzla çok az zamanımızı geçiriyoruz ama şimdi ben Nurdoğan'la çalışmalarıma baktığımda herhalde eşimle 2 saat 3 saatten fazla eve çünkü geç gidiyoruz. Sabahleyin ameliyatlar yoğun. Mutlu oldu şeyi yapıyoruz. Evet bu nedenle eşimizi de kattık bu konuya. Daha uzun zaman geçirmek açısından. Sevgili kızım da eşlik ediyor. Dünya. Evet. Sevgili meslektaşım dünyayı öpüyorum buradan. Henüz daha meslektaşınız olmadı ama o yönde gidiyor. Türkiye'nin en genç sunucularından biri bence. Dünyacığım seni sevgiyle öpüyorum yanaklarından. Kocaman kocaman çok özledim. Çok çok inşallah en kısa zamanda yanımıza gel seni görelim. Programda galiba sonları kısaca toparlamak isterim. Lütfen Flash TV izleyicilerine şunu vermeye çalışıyorum. Rahmetli anacığımın bana vasiyetidir. Sadece hekimliği yaparak kalmayacaksın. Ailelerin çocuk arzusu içinde olan ya da tedavi ihtiyacı olan ailelerin huzurlarına kadar sen kendin gideceksin. Bu ekranlar onların salonlarına bizi götüren ekranlardır, ara unsurlardır. Lütfen danışsınlar. Benim telefonlarım her iki cep telefonumda 24 saat boyunca tarafımdan cevaplanır. Sorsunlar. Bir şeyin de altını çizelim. Mübarek Ramazan gününde. Görüyorsunuz ülkemizde seçim öncesi dolarda, euroda büyük sıçramalar var. Bütün ekonomik dengelerimiz alt üst olmuş durumda. Gerçekten bizim idarecilerimiz de politikacılarımız da bu yönde uğraştıkları ortada. Ama bir parça bizden yana sonuçta bir Türküz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Katkı olsun adına şunun altını çizmek istiyorum. Böylelikle sevgili Cumhurbaşkanımız da söylüyor. Mücadele edeceğiz. Bu dış mihrakların dolar ve euroda oynamalarıyla ilgili diyor. Bizden de bir parça destek olur anlamında. Sonuçta kendi emeğimizi biraz daha uygun fiyatlara takdim etmek adına, daha düşük fiyatlara
yardımcı, ücretlendirmede yardımcı olalım anlamında. Hiç dolar endeksi, euro endeksi arttırmıyoruz tedavi şekillerimizi. Bundan 3 ay önce, 6 ay önce, 1 sene önce neyse bu dönemde ülkemize ve ülke insanımıza katkı olsun diye daha detaylarını fiyat anlamında öğrenebilirler, arayabilirler, ulaşabilirler ekibimden. Yani fiyat artışımız da yok. Tüp bebek tedavisinde yeter ki ülke insanına, evlat hastalığı çeken ailelere desteğimiz olsun. Harikasınız. İnternette arama motoruna efendim Doktor Ercan Köse yazdığınızda hocamın tüm klinik bilgileri, irtibat numaraları önünüze düşecektir. Oradan bilgi alabilir ve yararlanabilirsiniz bu problemleri yaşıyorsanız. Daha başka problemleriniz de varsa kadınsal hastalıklarınızla ilgili bunlarla alakalı da efendim bilgi alabilirsiniz. Alo? Alo, merhaba. Halime Hanım hoş geldiniz. Adana'ya selamlar olsun. Hayırlı Ramazanlar. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Canım benim doktor beyle bir görüşmem olacaktı. Buyurun. Ben ilk eşimden ayrıldım. Çocuğum olmadı. Hı hı. İkinci eşimle evlendim. Lakin onun çocukları var. Ve şu an hani benden de bir tane olsun diyoruz. Bazı aksiliklerden dolayı ben işten ayrıldım. Çocuğum olmadı. Ve yani nasıl diyeyim size? Hani anne olmak istiyorum kısaca. Ama bana durumum pek müsait değil. Hani doktor beyden alabileceğim bir tavsiye var mı? Veya hani bir yardımcı olabilecek bir şey var mı? Siz İstanbul'a gelip gidiyor musunuz? Yok. Yok, nasıl gelemiyoruz. Şöyle yapalım. Öncelikle kaç yaşındasınız Halime Hanım? Öncelikle 39 yaşındayım hocam. Tamam, şöyle bir uygulama yapalım. Programda galiba sonlara geliyor. Hı hı. Arkadaşlarımız da konuk olarak varlar. Kapatmayın telefonunuzu. Sevgili rejiden Aydan'ım rica edelim. Lütfen. Halime Hanım'ın telefonunu alsınlar. Hemen canlı yayın biter bitmez. Ben size ulaşıyorum. Ekip arkadaşlarımız sizi arayacak. Bakalım elinizde hangi tahliller var. Gerekirse Adana'daki meslektaşlarımızı, arkadaşlarımızı devreye koyarız. Bu evlat hasretinizi gidermekte yerinizde hocam, İstanbul'a gelemiyorsanız bile ben size orada yardımcı olacağım sözünü canlı yayında veriyorum. Olur mu efendim? Hocam çok teşekkür ederim. Lütfen kapatmayın. Sevgili yönetmenim. Evladı hep rüyamda görüyorum. İnşallah Rabbim sizi bu mukaddes günlerde evlat sahibi yapsın. Çok az zamanım kaldı. Lütfen kapatmayın telefonunuzu Halime Hanım. Adana'ya selamlar olsun. Biz de dört gözle evlat haberinizi, hamile haberinizi buradan bekliyoruz. Bizi de bilgilendirin lütfen. Bizi kesinlikle de arayın. Kesinlikle yardımcı olacağız. Hocam siz çok tatlı bir insansınız. Şu mübarek günlerde vallahi yaptığınız çok büyük bir sevap. Yani Allah sizleri eksik etmesin. Özkan Bey, şimdi sonbahara doğru mutlulukla ilgili bir kitabınızın çıktığından bahsettik. Ama genel olarak toparlamak adına çocuklarımızın hayatları boyunca mutlu olabilmesi için kaç yaşından itibaren size getirmeliyiz? Nasıl bir yol izlemeliyiz? 8-10 yaşından sonra getirebilirler. Şöyle bir şey söyleyeyim. Madem yaza da giriyoruz. Çocuklarımızı mutlu etmek istiyorsak, gelecek hayatlarında mutlu olmalarını istiyorsak bir kere benlik kontrolünü yani duyusal farkındalık becerisini onlara kazandırmamız gerekiyor. Bir de şunu da önereyim insanlara. Şu an çevremde, kendi akrabalarım, yeğenlerim de dahil. Hani çevremde gördüğüm şey şu. Danışanlarımızın çocuklarında da yaz geliyor ve herkes bir hazırlık içerisinde. Yaz okulu, hani çocuğumuzun boş vakitlerini planlıyoruz falan. Lütfen çocuklarımızın sıkılmalarına izin verelim. Çok belki farklı bir şey söylüyorum ama artık son yapılan bilimsel çalışmalarda bir makale yayınlandı. Çok önemli bir makale. Deniyor ki çocukların sıkılmasına izin verin. Neden? Çünkü çocuklar sıkıldığı zaman kendilerine bir uğraş bulacaklar. Hayal kuracaklar. O sıkıntılarını geçirmek için kendi kendilerine yaratma evresine girecekler. Çok bu çok önemli. Kendi oyunlarını kursunlar. Biz hep hazır oyunları veriyoruz çocuklarımızın önüne. Ve Endüstri 4.0 denen bir çağa girdiğimiz söyleniyor. Endüstri 4.0 yaşamaya başlamadık henüz. Endüstri 4.0 demek şu demek, yapay zekanın hani insanın yerine meslekleri artık robotların yapacağı, en azından %60 yapacağı bir endüstri demek. Henüz o döneme girmedik. 2030 yılına geldiğimizde %21 ile %38 arasında yapay zekalar artık robotlar devreye girmiş olacak. Biz çocuklarımıza bunu hazırlamamız için, onlarla mücadele etmeleri için, hayatla mücadele etmeleri için kolay bir hayat beklemediğini farkındayız. Ama onlara bırakabileceğimiz en güzel şey onların yaratıcılıklarını, sezgisel güçlerini arttıracak, benlik kontrollerini yapacak, bu becerileri kazandırabilecek
şeylere yönelmemiz gerekiyor. Artık bilgi her yerde var farkındaysanız. Eskiden biz çocukken okula neden gönderiyorduk? Her şeyi okuldan öğreniyorduk. Çünkü bilgi okuldaydı. Bilgi öğretmendeydi, ansiklopedideydi. Artık bilgiye ihtiyacımız yok. Neden yok? Bilgi artık elimizin altında. Bir Google amcamız var, bir arama aynen. motor amcamız var. Her şeye ulaşabiliyoruz artık. Artık okuldan beklentimiz, hani biz veliler ya da işte eğitimciler olarak, koçlar olarak, hani beklentimiz şu olmalı. Artık okulda çocuklarımıza bilgiden ziyade ne takım becerileri var, benim çocuğumun potansiyeli ne, hangi becerileri sahip ve o becerileri nasıl geliştirebilirizin üstüne yoğunlaşmamız gerekiyor. Çok önemli bir şey soracağım size. 2018 doğumlu çocuklarımız için ya da 2017 doğumlu çocuklarımız için 2030 bahsettiğimiz tarihler çok yakın gelecek yeni doğan çocuklarımız için. Şimdi işte o yapay zeka çağı dedik ya, robotlar yönetecek vesaire filan. Böylesi durumlarda şimdi çocuklarımızın meslek seçimiyle alakalı da bir takım hazırlık aşamalarında ve evrelerinde olmalıyız bence. Eğer biz robotlarla mücadele edeceksek, robotlar hani her şeyi yönetmeye kalkacaksa bizim çocuklarımızın da yapacağı işler olmalı. Dolayısıyla bu söylediğiniz bilginin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şunu demek istiyorum. Yani mutlaka o meslek seçimi aşamasında çocuğun hem sevdiği şeyi yapabilmesi adına, hem belki sevmesi ya da hoşlanması adına ya da aklına düşürülmesi adına, işte o 8-10 yaşından itibaren size gelmesi çok mühim galiba. Kesinlikle katılıyorum. Bazı becerilerinin geliştirilmesinde, ortaya çıkmasında, potansiyellerin ortaya çıkmasında çok önemli. Yani bizim çocuklara verebileceğimiz şey artık bilgi değil, merak. Çocuklara merak ettirelim ve öğrenme becerisi kazandıralım. Öğrenme becerisi kazandırabilirsek çocuklara, zaten merak ettikleri her şeye ulaşabilecekler. Bilgi ellerinin altında. Yeter ki bu becerileri verelim. Bir de bitirmeden önce yetişkinler için bir şey söyleyeyim. İlişkiler bazında, mutluluk bazında. En ufak bir şeyde sesler yükseliyor, birbirimize bağırıyoruz. Edebi anlamda şu deniyor ya, hani birbirimize bağırmaya başladığımız zaman veya da tartışmaya başladığımız zaman kalpler birbirinden uzaklaşıyor. Uzaklaşmaya başladığımız zaman da birbirimizi duymamaya başlıyoruz ve böylece sesimizi arttırmaya başlıyoruz. Halbuki bilimsel anlamda açıklaması şu. Neden bağırırız birbirimize biliyor musunuz? Üç tane açıklaması var. Ya korkarız, korkudan bağırırız. Ya korkudan bağırırız. Ya bir şey yapamadığımızdan, o an için yapabilecek bir şey olmadığından bağırırız. Ne yapacağımızı bilemeyiz. Ya da empati kuramayız karşıdan. Empati kuramadığımız için kendimizi önemsetmek için bağırmaya başlarız. Onun için sesler yükseldiğinde tek tavsiyem şu. Bakın NLP'de çok önemli bir önerme vardır NLP'de. Der ki duygular mantığı döver. Bu kadar bak. Duygular mantığı döver. Biz birbirimize tartışmaya girdiğimiz an duygular devreye giriyor ve mantığı dövüyor. Yapacağımız tek şey şu. Süre araya mola koymak. Süre koyup mantığımızla düşünüp karşımızdaki insan neden sesi yükseltti? Üç tane sebebi var biliyoruz. Hangi sebeple yükselttiğini bulup bunun çözümüne odaklanmak en doğru şey. Harikasınız hocam. Efendim, yaşam koçu ve mentor Özkan Okudan hocam bizlerle birlikteydi. Önümüzdeki günlerde tekrar bizimle olacaksınız inşallah. Sizi dört gözle bekliyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın. Çok teşekkürler. Sizleri çok seviyoruz çünkü. Aynı zamanda da efendim kadın doğum ve tüp bebek uzmanı operatör doktor Ercan Köse hocam bizlerleydi. Ben de yayından sonra Ercan hocama gidiyorum. Küçük bir operasyonum söz konusu. Bakalım önümüzdeki günlerde bilgilendireceğim izleyicilerimizi de. Şimdi benim canım arkadaşım tasarımcı Esra Sertkaya efendim baskı yaptı bugün bize. Şöyle tahta baskılar yaptı. El emeği, göz nuru, birbirinden renkli, cıvıl cıvıl yaz için şenleneceğimiz tişörtler yaptı. Oradan bir kez daha nasıl yaptığını istersen ben böyle. Tişörtleri gösterirken sen hatırlat Esra'cığım. Tabii ki. Tabii ben ki de şöyle bir geçeyim. Tişörtlerimizi göstereyim orada. Ben bugün hazır kalıpları kullandım. Hazır tahta kalıplarımızı kullandım. Bu kalıplara istediğimiz şekilde istediğimiz renkleri verebiliyoruz ve bunları dikkatli bir şekilde tişörtümüzün üzerine uyguluyoruz. Basıyoruz ve üzerine birazcık vuruyoruz. Çünkü tamamen boyayı tişörtümüz çeksin, absorbe olsun diye, içine alsın diye, hapsetsin diye. Daha sonra bunları kuruduktan sonra bir gün bekleyelim tamamen kurusun diye. Sonrasında da ütüyle tersten ütülüyoruz ve kumaş boyası kullandığımız için herhangi bir sorun yaşamıyoruz. 30 derecede narin yıkamada makinede yıkayabiliyoruz bunları.
harikasın. Her iki aşaması da hem tahta baskılar kendinin yaptığı, hazırladığı işte oyma olduğu için çok kıymetli, evet. Linol, bir sanat. Linol olarak da yapabilirler dediğim gibi. Hı-hı. Hani ondan tahtaları, da bahset istersen. Evet, tahtalara ulaşamayız, biz nereden buluruz derlerse linolleri hazır bir şekilde, bunlar gerçi benim kendi yaptığım, elimde oyarak yaptığım şeyler, kalıplar. Ama kırtasiyelerde, Eminönü'nde ve hobi marketlerde linolle alakalı da çıkartmalar bulabilirler. Bunları boyayıp, renklendirip, tişörtlerin üzerine kolaylıkla basıp kendi tarzlarını, kendi istedikleri, sevdikleri bir tişörtü kendilerine yapabilirler ve yazın güzelce giyebilirler, kullanabilirler. Süngerlerden, bulaşık süngerlerini birkaç parçaya bölerek bunlardan da yardım aldık efendim. Evet, siz de evinizde evet. Böyle yapabilirsiniz. Çünkü her bir sünger sadece bir renk için kullanılabiliyor. Dolayısıyla da o çok önemli. O hususu da atlamayalım lütfen. Yaptığını da bir kez daha gösterelim istiyorum. Evet, balıklar şöyle. Şuradan arkadan gelsin. Ay, çok istedim. Güzel. Aynen, mercanlardan. Sonra buradan dönsün ve kıyıya doğru, böyle yıldızların olduğu yerde, midyelerin olduğu yere doğru yola çıksınlar istedim. Ay çok havalı ya. Onda bir hikayesi olsun yani. Baksana. Derinlerden gelsinler ve kıyıya çok doğru hareket etsinler. Güzel, çok güzel. Ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Esra'cığım sana çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Yine ben bizlerle birlikte olacaksın. Her önümüzdeki zaman, günlerde seni sevgiyle bekliyoruz. Çok gözümüz yollarda bekliyoruz. Efendim Esra Sertkaya bizlerle birlikteydi. Bugünlük bizlerden bu kadar. Yarın efendim saatler 11 gösterdiğinde hayata dair ne varsa ailenizin kanalı Flash TV ekranlarında olacağız. Yarınınız, bugününüz ve her gününüz, her gününüzden daha güzel olsun. Allah'a emanet olun diyorum ama bir şarkıyla, sevgili Erhan Erkal'ın en çok istek alan çıkış şarkısıyla, evet, ilk söylediği şarkıyla çok istek geldi. Programımıza veda edelim. Allah'a emanet olun, hoşça kalın efendim.